Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el-emin. Rabbena atina min ladunke rahmeten ve heyyi' lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazus Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm sünnete ve adaba uymak bölümü. Sıradaki hadisimiz 160 nolu hadis. An Ebi Abdillah Numan ibn Bashir. Ebu Abdullah Numan bin Beşir'den radıyallahu anhuma. Allah her ikisinden razı olsun. Kale dedi ki: Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekulu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i işittim. Diyordu ki: Letusavvunna suffufakum. Ya saflarınızı düzeltirsiniz, ev leyuhalifennallahu beyne vucuhikum. Ya da Allah sizlerin arasını bozar, birbirinize yüz çevirirsiniz. Dolayısıyla saftaki birlik ve bütünlüğü aramızdaki birlik ve bütünlükle ilişkilendirmiş Allah'ın Resulü. Eğer birbirinize saflarda dümdüz aynı hizada yaklaşırsanız, aynı safta beraberce Allah Azze ve Celle'nin huzurunda bir tarağın dişleri gibi kendinizi eşit gördüğünüz, وَاِنَّ هَذ۪ه۪ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَحِدًا وَاَنَا رَبُّكُمْ. Sizin bu ümmetiniz tek bir ümmettir. Yani hepiniz aynısınız. Hepiniz Allah'ın yarattığı kullarsınız. وَاَنَا رَبُّكُمْ. Ben de sizin Rabbinizim diyen Allah Azze ve Celle'nin ayetinin tecelli ettiği bir an adeta. Kulların hepsi beyazıyla, karasıyla, kızılıyla, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda uzunuyla, kısasıyla, zenginiyle, fakiriyle ama aynı hizada. Omuz hizasında parmak uçlarıyla Cenab-ı Hakk'ın önünde hepimiz Adem'in çocuklarıyız. Adem'i de ya Rabbi, atamızı da sen topraktan yarattın. Biz senin var ettiğin çaresiz, zayıf, her türlü nimetine muhtacız. Bu bizim birbirimizi olanca çıplaklığıyla Cenab-ı Hakk'ın huzurunda eşitliğimizi gördüğümüz bir an. Dolayısıyla hayatın sokaklarında, dükkanlarında, ticarethanelerinde, şirketlerinde, kurumlarında ki üstünlük pozisyonlar, kariyerler, bunların getirdiği birbirimize karşı mesafeli duruşlar, üstün görmeler, ben bilirim tarzı egolar. Tüm bunların sıfırlandığı bir an, adeta toprak hattının işlediği, üzerimizden insanlığımızın, beşeriyetimizin tüm zaaflarının toprağa aktığı bir an, kendimizi yanımızdaki gariban kimseyle, solumuzdaki veya sağımızdaki bizden üstün yahut hayattaki kariyeri bizden düşük olanla aynı görebilmeyi gerçekleştirebildiğimiz ve bütün egolarımızın sıfırlandığı, nötr hale kavuştuğumuz bir an. Dolayısıyla mesafeli durmak, biraz hele benden uzak dur, sen kim oluyorsun ki tarzı sokaktaki yahut kurumdaki yahut iş yerindeki pozisyonunu adeta safa taşımak istercesine belli bir tampon bölge oluşturmaya çalışmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: bu sizin birbirinizle olan uyumunuza yansır. Söz birliği edemezsiniz, fikir birliği edemezsiniz. Saflarda birleşemezseniz hayatta da birleşemezsiniz. O bakımdan saflara geldiğinizde yanımdaki karaymış, beri tarafımdaki hayatta
daha düşük işler ve vazifeler gören biriymiş demeden herkes ile aynı safta buluşup hepimiz Adem'in çocuklarıyız. Sahip olduğumuz farklı farklı şekil ve suretteki bedenleri kendimiz yapmadık. Kendimiz oluşturmadık ki bunlarla övünüp üstünlük taslayalım. Hatta sahip olduğumuz imkanlar da böyle. İçinde doğduğumuz aile ve asaletimiz hepsi Cenab-ı Hakk'ın bize olan seçiminden ibaret. Kazanç diye elde ettiğimiz mallar, mülkler, servetler de öyle. Bunları da lütfeden ve ihsan eden Allah Azze ve Celle'dir. Çalıştık da kazandık demeye yer yok. Bizden çok daha fazlasını çalışıp, bizden çok daha yüksek kapasiteye ve zekaya sahip yüzlercesi ve binlercesi aynı imkana kavuşamadılar. Arada doğrusal bir orantı yok. Her çalışan, her aynı zekaya ve aynı çabaya, gayrete girenin eline geçmiyor. Çoğunun değil, azının geçiyor. Biraz da şans lazım dediğinizi duyar gibiyim. Hayır, şans değil. اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ O kadar görünür, o kadar açık ki, genişleten de, daraltan da Allah Azze ve Celle'nin kendisidir. Görmüyorlar mı? Dedi Cenab-ı Hak. Dolayısıyla varlıklıyım. Benim işlerim, benim mekanım çok daha üstün. Dolayısıyla safta böyle biriyle yan yana gelemem mizacındaki tavır ve davranışlar esasında bizim içimizde uyanmaya çalışan cahiliye ruhunun kokularıdır. Onların filiz vermesidir. Tam da namaz bunları ortadan kaldırsın diye her defasında hayatın içerisinde homojen aralıklarla bizi alır, tekrardan yeniler, tekrardan düzenler, tekrardan ayar verir ve oluşmuş bulunan eksen kaymalarımızı düzeltir, kalibre eder ve namazdan çıkışı tekrardan kendimizi Adem'in herhangi bir çocuğu gibi Allah'ın basit kulu olarak hissedebilmeye başlarız. Bu bizim olmamız gereken yerdir. Hayatı en doğru böyle yaşayabiliriz. Diğer türlü başkalarını ezer, kendimizi üstün görmeye başlar. Çok çok imkan geçecek olursa, Allah göstermesin, firavunlaşmaya kadar önü açılan bir istikbarın beslediği, kışkırttığı egolara dönüşebiliriz. Allah'ın Resulü, birbirinize yakın durun. Düz ve istikamet üzere durun. Adam seçmeyin, yer seçmeyin. Saflarda sıralı bir şekilde eşit insanlar, Allah'ın eşit kulları olarak yan yana gelip hizalanın, sıralanın. Eğer bunu yapmazsanız لَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ O zaman birbirinize düşersiniz. Birbiriniz ile ilişkiyi kuramazsınız. Hayatta davranış bozuklukları sergilemeye başlarsınız. Bazılarını küçük görür, onları ezersiniz. Bazılarını da büyük görür, onların önünde aşağılık psikolojisi içerisine girersiniz. Her ikisi de kulu insanlığından eden sorunlu bir durumdur. Kulun en mükemmel hali, başkalarını ne düşük olanları kendisinden aşağı gördüğü, ne kendisinden üstte hayatın sokaklarında, hayatın makamlarında, mevkilerinde, kendisinden üstte olanların önünde ezildiği, herkesi Adem'in kulları olarak eşit görüp, sadece Allah'ı tazim edip, onu büyük bildiği yerdir. İşte bunun gerçekleştiği, yaşandığı, Allahu Ekber nidalarıyla her defasında çağrıldığımız camilerimizdir, mabetlerimizdir. Orada tekbirler alarak sıfırlanma işlemlerini, sürekli aramızdaki farklı yükseklikleri ortadan kaldırır, ancak Allah Azze ve Celle büyüktür derip, hizalı bir vaziyette, saflar halinde secdeye varırız. Bu bizi gerçekten makbul, iyi ve güzel insan yapmaya, Müslüman yapmaya yönelik Allah'ın bize lütfettiği çok önemli bir fırsattır. Resulullah bunun başında
daha namaza başlarken bu esasa dikkat çekti. Eşit, sıralı, hizalı bir tarağın dişlileri gibi Allah'ın huzurunda. Hizaya durun. Herkesin haddini ayak parmak uçlarından sıraladığı ve bir kul olarak Cenab-ı Hakk'a tekbir ile Allahu Ekber diye sağındakiyle, solundakiyle, önündekiyle, arkasındakiyle kardeş olarak, Adem'in çocukları olarak Cenab-ı Hakk'ı tazim ettiğimiz bir yer, bir o kadar da kendi gerçeğimizi olanca çıplaklığıyla, acziyetimizi ve fakrımızı ve zaruretimizi, biçare halimizi gördüğümüz ve farkındalığımızı yaşadığımız bir yerdir. Oradan hayata taşıyacağız bu gerçeği. Böylece hayatta bütün insanları, zengin olanları da, fakir olanları da, görünümü iyi olanları da, görünümü kötü olanları da, imkanları iyi olanları da, imkanları kötü olanları da, herkesi eşit görebileceğimiz sağlıklı bir bakış açısına kavuşturur. Diğer türlü o zaman birbirimize düşeriz. Bazı insanları beğenmeyiz, konuşturmayız, sözlerini, fikirlerini önemsemeyiz. Neden? Çünkü onları düşük görmekteyiz. Bu cahiliye alışkanlığı. Onlar dediler ki, اَرَذِرُنَا بَدِيَ الرَّعِي. Peygamberlere iman eden kimseleri, bunlar bizim aşağı kimselerimiz. Bunların düşünceleri iptidai, bakışları iptidai, primer bir yaklaşım içerisindeler. Neyi bilebilirler ki? Bunların görüşü olamaz. Halbuki bizim oturduğumuz yerlere bakın. اَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَاَحْسَنُ نَد۪يَّ. Oturup kalktığımız meclislerimize bakın, koltuklarımıza bakın. Dolayısıyla biz bu kadar çok güzel imkanlara sahipken, onlar haklı olamazlar. Onlar doğru üzere olamazlar. Haklılığı, doğruyu ve istikameti sahip oldukları imkanlar üzerinden anlamaya kalkışan iptidai bir düşünce bu. Ve tarih boyunca böylelerini hep gördük. İmkanları zayıf olan insanları, fakir olan insanları, düşünceleri de yanlış olur demeye getiren bir zihniyet bu. Güçleri ve kudretleri dolayısıyla kendilerini haklı sayan bir anlayış bu. Namaz bunların hepsini törpüler, insanları aynı platformda, aynı zeminde Cenab-ı Hakk'ın huzurunda nötrler. وَفِي رِوَيَةٍ لِمُسْلِمٍ Müslim'deki bir rivayette ise, yani yukarıda okuduğumuz hadis, muttefakun aleyh bir hadis. Hem İmam Müslim'in sahihine aldığı, hem İmam Buhari'nin sahihine aldığı bir rivayet. Ama Müslim'de olan bir rivayette ise ayrıca şöyledir. Kâne Rasûlullâhi sallallahu aleyhi ve selleme. Ravi diyor ki, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yusevvî sufûfana. İlk başlarda saflarımızı tesviye ederdi. Yani bizi sıraya kordu. Sen biraz geri gel bakayım. Sen biraz ileri. Böyle insanları bir saf halinde sıraya girmeyi öğretiyormuş. Cahiliye ne kadar dağınık bir dönem. Cahiliye ne kadar düzensiz bir dönem. İnsanlar saf yapmayı bile, beraberce bir safta hizaya gelmeyi bile başaramıyorlar. O kadar savruk, o kadar dağınık bir dönem. Dolayısıyla ilk başlarda biz saf bile tutamazdık demeye getiriyor ravi. Resulullah bizi böyle safların arasında dolaşarak كَاَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ Nasıl böyle okları hizaya sokarsın, okları nasıl böyle düzenlersin, tek bir sırada dizersin, aynı bizi öyle diziyordu Allah'ın Resulü. Hatta اِذَا رَأَا اَنَّا قَدَا قَلْنَا Ta ki baktı ki artık biz öğrendik bu işi. Artık saf yapabiliyoruz, düzen alabiliyoruz. Bırakmaya başladı. Yani namaz öncesi saf düzeni öğretme işlemini artık Resulullah sonraları terk etti. ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا Derken bir gün yine Resulullah çıktı. Yani hanesinden çıkıyor Allah'ın Resulü evinden.
Mescid-i Nebevi'nin bitişiğinde Resulullah'ın evleri vardı. Annelerimiz oradalar. Dolayısıyla camiye Allah'ın Resulü o bitişik olan hanelerinden, evlerinden giriş yapıyor. O yüzden rivayetlerde Resulullah'ın camiye girişi odasından, yani evinden çıkışı olarak ifade edilir. Haraca yevmen, bir gün yine çıktı ve hemen namaza durmak üzereydi ki فَقَامَ حَتَّى كَادَ اَنْ يُكَبِّرَ. Neredeyse tekbir almak üzereydi ama göz ucuyla şöyle etrafa bir baktı. فَرَأَ رَجُلًا. Bir adamı gördü. بَدِيَنْ صَدْرُهُ. Göğsü biraz ileri çıkmış. Yani safta baktığınız zaman bir uçtan diğer uça böyle sıralı, düzgün bir biçimde hizalı görünmüyor. Birisi biraz ileri durmuş. Ne derler buna? Çıkıntı. Çıkıntı duruyor. Böyle yukarıdan baksanız, bazen mahfilden böyle aşağı baktığınız olur. Görürsünüz bazısı geri düşmüş, bazısı ileri çıkmış. Bu hoş değil. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda disiplin, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda o görsellik, o şekil hoş bir şey. Nitekim Cenab-ı Hak buyurdu ki اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِهِ صَفَّنْ كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْسُوسٌ. Allah uğrunda böyle saf halinde savaşanları sanki dizili tuğlalar gibi böyle. Bir duvarın tuğlalarında çıkıntı olur mu? İleri geri. Onlar ne kadar güzel hizalıdır böyle. Ustası bunu yaparken o hizaya getirmesine meftun olursunuz. Bakmaya doyamazsınız. Nasıl başarıyor? Ne kadar uygun harcı araya koyuyor ve yandaki tuğlayla, öndeki tuğlayla aynı hizaya geliyor. Elinizi sürseniz herhangi bir çıkıntı hissetmiyorsunuz. Bu o kadar güzel. Cenab-ı Hak oradaki birbirini tutan, birbiriyle irtibatlı ve birbiriyle hizalı olan bir duvardaki tuğlalar misali huzurunda Allah Azze ve Celle için savaşan kimseleri اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ dedi. Ben onları seviyorum dedi. Dolayısıyla böylesi saf düzeninden, hizalı bulunmaktan kullarının hoşlanan, seven Cenab-ı Hakk'ın huzuruna her vakit gelen kullarından da bunu rızasıyla, beğenisiyle, hoşnutluğuyla seveceği anlaşılır. O bakımdan Allah'ın Resulü buna önem veriyordu ve her namaz öncesi buna dair ilk başlardan talimde bulunmuş, sonraları da sözel olarak uyarılarla yetinerek devam etmiş. O bakımdan imamlarımız Resulullah'ın bu sünnetini devam ettirirler. Bakmışsınız namaza durmadan önce saf düzeniyle ilgili uyarıda bulunurlar. Hizaya gelin, hizanızı alın, saf düzeninizi düzgün bir şekilde gerçekleştirin diye. Bu rivayette ravi diyor ki bize bunları öğretmişti ki derken bir gün ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا. Resulullah yine çıka geldi. فَقَامَ ve namaza durmak üzereydi ki حَتَّ كَدَ اَنْ يُكَبِّرَ. Neredeyse tekbir alıyordu. فَرَأَ رَجُلًا. Yani tekbir aldı alacak ama buna rağmen o adamı görünce Allah'ın Resulü tekbir almayı durdurdu. Niye? Mesele önemli çünkü. بَدِيَنْ صَدْرُهُ. Göğsü öne çıkmış adamın, yanındakilerden daha ileri duruyor belli ki. فَقَالَ. Allah'ın Resulü tekbir almayı durdurdu ve şöyle dedi. عِبَادَ اللّٰهِ. Ey Allah'ın kulları. لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ. Ya saflarınızı düzgün yaparsınız, اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ. Yahut Allah sizin yüzlerinizi birbirinizden farklılaştırır. Yani birbirinizle aynı istikamette, aynı bakış açısında olamazsınız. Yüz yüze bakmaktan, yüz yüze birbirinize yakınlaşmaktan, konuşmaktan, iletişim kurmaktan uzak kalırsınız. Burada mesafelerin kaldırıldığı, insanların yakınlaştığı bir işlem gerçekleşiyor.
bizim bilmediğimiz bir boyutta, kim bilir ilahi rahmet saftan safa nasıl geçiyor. Aradaki etkileşim, ilahi rahmetin bir kişiden diğerine, bir kişiden diğerine, sonra diğer safa, sonra diğer safa nasıl yayılıyor? Biz bunları bilmiyoruz. Boşluk kaldığında yahut biri ileri yahut geri çıkıntı oluşturduğunda bu o rahmetin akışını, o rahmetin insanlara ulaşımını, erişimini nasıl bozuyor bilemiyoruz. Bizim bedenlerimizde Cenab-ı Hakk'ın var ettiği anlayış, düşünce, sevgi ve duygularımız böylesi yakın durunca birbirimizle nasıl bir etkileşim gerçekleştiriyor bilemiyoruz. Uzak durup, mesafe koyup, geri durup, böylece farklılaştığımız zaman Resulullah buyurdu ki bunun hayatınızda da karşılığı olur. Birbirinizle uyumlu olamamaya başlarsınız, farklılaşırsınız, biriniz diğerini küçük görür, bir iki diğerini önemsemez, öteki ötekiyle iletişim kuramaz hale gelir. Namazın, müminlerin birlik ve beraberliğinin merkezi gücü ve kuvveti ve tesiri beklenen düzeyde gerçekleşmez. Gitgide ayrışır, uzaklaşır ve birbirinizle Allah göstermesin karşı karşıya gelebilirsiniz. Dolayısıyla caminin rolünün, namazın rolünün, hayatın bütünlüğü ve Müslüman toplumun arasındaki uyum ve yeknesaklık bakımından nasıl önemli olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla saf düzenini basite alan, safa girmekten uzak kalan yahut saf düzenini önemsemeyen yaklaşımlar Resulullah'ın bu uyarısı karşısında kendilerini tekrar bu düşüncelerini gözden geçirmeliler. Bu mesele gayet mühim bir mesele. Bizim bilmediğimiz boyutları da var. Allah'ın huzurunda hepimiz saf halinde dikkatli ve düzenli olmalıyız. Saflarımız delikli, boşluklu, kopuk, eksik olmamalı. Yukarıdan bakıldığında, göz ile bakıldığında böyle hoş bir görüntü, istikamet üzere bunlar Rablerini nasıl tazim ediyor, nasıl önemsiyor, nasıl böyle tuğlalar gibi hizalı, düzgün saf düzenine girmişler. Bir de düşünün ki ön saflar boşluklu, yanlar kesintili, bir iki safta yerler varken arkada yeni saflar oluşturulmuş, kademe kademe dişli böyle kesik kesik, yukarıdan baktığınızda düzgün akışlı değil de sıkıntılı görüyorsunuz. Yani yazı olsa gözü rahatsız eder. Üstteki satır bitmeden aşağıya gelmiş, aşağıdaki satırı yarıda bırakıp sonraki satırı ortadan devam etmiş. Ön satırda başlıklar varken aşağıya iki kelime fazladan yazmış. En altta da bir kelime öylece duruyor. Böyle bir kağıda baktığınızda bile bu sizi rahatsız eder. Bu görüntü, yani tabirimi caiz görün, laubalilik gibi, önemsememek gibi, ciddiyet atfetmemek gibi. Halbuki hayatta bundan daha ciddi bir işimiz yok. Allah'ın huzuruna çıkıyoruz. Ön saftaki boşluğu, demiyorum insanlara eziyet verecek, sıkıntı çıkaracak, onları saf içerisinde boğacak kadar bir zorluk çıkarmak anlamında değil. Ama makul boşluklar varken, orada bir insanın durabileceği, hatta 2-3 insanın dolabileceği, hatta ön saf daha donmamışken arkada yeni bir saf kurmak, oluşturmak, bu düzeni, hizayı ve intizamı bozar. O bakımdan mescitlerimizde, camilerimizde, özellikle cuma namazlarımızda yer edinirken safların doluluğuna dikkat etmeliyiz. Saflara insanların erişimine de dikkat etmeliyiz. Girişteki kapı önlerini doldurup ilerideki boş yerlere insanların erişimini kapattığımız zaman da o saf düzensizliğinden biz sorumlu oluruz. Çünkü huni etkisi oluşturuyor. Kapı önünü kapattığınızda ileride sağlı sollu nice boşlukların dolma imkanını da önlemiş oluyorsunuz. Sonradan gelen kapı önünden oraları bile dolduğuna göre içerilerde yer kalmamıştır. Zehabına kapılıyor. Böylece caminin içerisinde boşluklar varken insanlar dışarıda kalabiliyor. Ne içeridekilerin görüntüsü, vaziyeti, saf düzeni.
güzellikle gerçekleşiyor, ne de dışarıdakilerin dışarıya yansıyan o dağınık görünümleri hoş bir görüntü veriyor. O bakımdan safların doluluğunun bizim sorumluluğumuzda olduğunu, ön safta yer varken arka safta kalmanın mesuliyet gerektirdiğini, bütündeki tek bir çıkıntının ve tek bir boşluğun sorumluluğunun o kişinin üzerine, vebalinin o kişinin üzerine kalacağı endişesiyle hareket etmeliyiz. Cenab-ı Hak dedi ki: اِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ. Oturumlarınızda sizlere yer açın denildiğinde, yani biraz düzgün oturun, yani camiye ilk gelenler otura dururken, bekleye dururken ve boşluklar hali hazırda varken, oradaki müezzinin yani artık biraz düzgün oturun, boşlukları artık doldurun, cemaat geliyor, İnsanlar içeride yer bulamıyor, halbuki önlerde boşluklar var, biraz yanaşın ve yer açılsın çağrısı yapıldığında, اِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ, Cenab-ı Hak dedi ki fefsehuu, yer açın, yan yana gelin. Dolayısıyla o boşluklar yeni yeni kimselere mekan olarak açılsın. Fefsehu yefsehillahu lekum. Siz yer açın, Allah da size hayatınızda yer açsın. Burada insanlara sıkıntı oluşturmayın ki Allah da size caminin dışındaki hayatınızda sıkıntı oluşturmasın. Ya Rabbi bir kapı aç, daraldım bunaldım deyip duruyoruz hepimiz. Ama sonra Allah'ın camilerinde bir başka insana yer vermekten imtina ediyoruz. O yer vermediğimiz kulun Rabbi Allah bize sesleniyor. Sen orada ona daraltırsan, hayatta da Cenab-ı Hak sana daraltır. Cenab-ı Hakk'ın huzurundaki vaziyetimiz ile hayattaki vaziyetimiz arasında nasıl doğrusal bir ilişki kuruluyor, gördünüz mü? Aynısını Resulullah işte bu hadiste yapıyor. Diyor ki ya burada intizamlı, düzgün, hizalı, birbirinize yakın, istekli, birbirinizden öyle hani hoşnutsuzluk ifadesiyle biraz mesafe koyan bir biçimde değil, birbirini seven, birbirine yakın duran, yakınlaşan bir ortamı paylaşır, sevgi dolu yaşarsınız ve bunun karşılığı hayatta Cenab-ı Hakk'ın size uyum olarak, sevgi olarak, intizamlı, güvenli bir toplum hayatı olarak Cenab-ı Hak karşılığını verir. Ya da buradaki birbirinizle olan saf düzenindeki, camideki sorunlarınız hayatta kocaman sorunlar olarak, sıkıntılar olarak toplum hayatına yansır. Burada şuna da dikkat çekmek lazım. Bizzat ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başkalarını rahatsız edecek ve dolayısıyla saf düzeninde probleme yol açacak, söz gelimi kötü koku gibi, soğan yahut sarımsak yiyerek mesela camiye gelmelerini Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem istemedi. Böyle yapmayın. İnsanların sizin dibinize sokulması, safta sizinle yan yana yer almasında bu koku dolayısıyla zorluk oluşturmayın. Madem ki buraya sevgi dolu, dip dibe yan yana yegane büyük Allah'tır, hepimiz basit küçük kullarız demeye geliyoruz. Bunu tekrardan öğrenmeye, bilincimizi tekrardan sıfırlayıp nötrleştirmeye geliyoruz. Buna mani oluşturacak, buna engel oluşturacak şeyler yapmayalım. Allah'ın Resulü hatırlattı. Dedi ki yıkanarak gelin, en azından haftada bir duş alın. Kıyafetleriniz çok güzel olmayabilir ama temiz olsun. Herkes güzel kokular bulamayabilir ama hiç olmasa Resulullah dedi ki su da mı yok? Yani suyu bile koku olarak değerlendirme azminde olun. Temiz, duru, nezih, insanların yanınızda durmaktan rahatsızlık çekmeyeceği bir biçimde buraya gelin. Bu da her bir ferdin camiye gelirken olan mesuliyeti. Buna riayet etmeyip soğan sarımsak yiyerek yahut kirli kıyafetlerle yahut kötü kokarak gelip sonra da niçin dip dibe durmuyorsun, niçin beraber sıkı sıkıya saf düzeni almıyoruz
gibi telkinlerde bulunmak tutarlı bir yaklaşım değildir. Resulullah'ın öğretisi baştan sona bir paket halinde hepsi önemlidir. Saf düzenindeki yakınlık önemli olduğu, hiza önemli olduğu kadar, saftaki düzgünlük önemli olduğu kadar, Allah'ın camisine, mabede gelirken Cenab-ı Hakk'ın "Ya beni Adem'a, huzû zînetekum inde kulli mescidin." Ey Adem'in çocukları, her mescide geldiğinizde zinetinizi üzerinize alın. Orası bizim sosyalleştiğimiz alanlar. Orası bizim toplumun önüne çıktığımız, insanlarla buluştuğumuz ve hep beraber Allah'a kulluğumuzu yaşadığımız yerler. Dolayısıyla kendimizi hangi kıyafette takdim etmek istiyorsak o kıyafetle gelelim. Herhangi bir topluma, içtimai hayatın herhangi bir mecrasında kendimizi nasıl dikkatle, özenle kıyafet seçerek gidiyoruz? Cenab-ı Hak bu içtimayı onların hepsinden daha önemli saymamızı istedi. Orası bizim insanlarla buluştuğumuz yer. Dolayısıyla ziynetimizi üzerimize almamız, temizliğe dikkat etmemiz, kötü kokmamamız, soğan yahut sarımsak yahut kadar, en az onlar kadar rahatsız edici başka kokular, özellikle tütün kokusu. Yani sigarasını yeni içmiş ve hemen peşi sıra mabede girmiş bir kardeşimiz, yanındaki din kardeşinin, Müslüman kardeşinin bundan rahatsızlık duyduğunu hesaba katmalı. Bu kadar taze, bu kadar kokusu etrafı bastıracak ve insanları huzursuz edecek bir biçimde mescitte kimsenin kimseye böylesi sıkıntı yaşatmaya hakkı yok. Namaz düzenine, saf düzenine ve o esnadaki ibadetin insicamına verdiği zarar kadar mesuliyeti olur. Hazreti Ömer radıyallahu anh safların arasında dolaşır, o sarımsak yemiş, soğan yemiş adamı bulurdu. Bir gün birisini yakaladı, adam nefesini tuttu. Anladı ki nefesini tutuyor, o yüzden kokuyu alamıyorum. O kişiyi dışarı çıkardı. Çünkü burada birbirimize saygılı olduğumuz ve birbirimizle birlikte ten tene temas ettiğimiz, dip dibe bulunduğumuz bir ortam yaşıyoruz. O bakımdan birbirimizin huzuruna, Cenab-ı Hakk'ın önündeki huşuğuna zarar vermemeye özen göstermeliyiz. Tabii bu koku açısından böyle olduğu gibi, kirlilik açısından da böyledir. Hatta ve hatta hastalık açısından da böyledir. Başkalarına bulaştırması muhtemel bir hastalık yaşadığını düşünen kimsenin de benzer şekilde tedbirlerini alması, başkalarını hastalığa, kendi yaşadığı o esnada herhangi bir enfeksiyon olabilir, herhangi bir bulaşıcı hastalık olabilir, bunu insanlara bulaştırmamak hususunda tedbirli olması gerekir. İnsanların bir araya geldiği her yerde fertlere ve bireylere düşen sorumluluklar vardır. İşte bunlar Resulullah'tan öğrendiğimiz adab. O yüzden İmam Nevevi bu bölümde onun sünneti kadar onun bize öğrettiği adaba da dikkat çekmiş ve başlığı sünnete ve adaba uymak olarak seçmiştir. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz efendim. Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir. Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin.
Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi' lana min emrina reşeda. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm, sünnete ve adaba uymak bölümü. Sıradaki hadisimiz 161 no'lu hadis. An Ebi Musa radıyallahu anhu. Ebu Musa'dan, Allah kendisinden razı olsun. Kale dedi ki, İhtaraka beytun bil medineti. Medine'de bir ev yandı. Ala ehlihi minel leyli. Geceleyin insanlar içindeyken birden alev aldı. Böyle bir yangın oldu. Felemma huddisa Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bi şe'nihim. Gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme onların durumu anlatılınca, yani dediler ki, ya Resulullah, şöyle şöyle yangın çıkmış, böyle olmuş, böyle olmuş diye durumu anlattılar. Hadiseyi dinleyince Allah'ın Resulü kâle buyurdu ki, İnne hâzihin nâra adûhun lekum. Bu ateş var ya, bu ateş muhakkak ki sizin düşmanınızdır. Feizâ nimtum, dolayısıyla yattığınız zaman, fe'atfi'uha ankum, onu söndürün. Yani söndürerek kendinizi onun düşmanlığına karşı koruyun. Bir önceki hadiste camide ibadet esnasında safla ilgili adabı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Şimdi İmam Nevevi evimizle alakalı bir durumda da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği davranış biçimleri, öğrettiği yaklaşımlar olduğunu bildirmek istiyor. Nitekim insanların tabii o zamanlar evlerinde yaktıkları, ateşle ısındıkları ve ateş sayesinde pişirdikleri benzeri durumlar var. Ve geceleyin yatınca belki bazı insanlar tedbirsiz davranıyor, o ateşi öylece yanar bir halde bırakıyor ve böylece bir bakmışsın geceleyin yangına yol açabilir, zehirlenmeye, gaz zehirlenmesine yol açabilir ve başka sorunlara yol açabilir. Dolayısıyla buna dair bir tedbir alınması lazım. Bu bakımdan genel bir kaide olarak onlara dedi ki, ateşin size karşı olan bu yakma, ortadan kaldırma, küle çevirme, malınızı, mülkünüzü, canınızı tehdit eden yanına dikkat edin. Sizin onunla olan, yani sürecinizde tedbirli davranmanız esastır. Her an kötülüğünü görebilirsiniz. Bu dikkatsizliğe gelmeyecek bir şey. Dolayısıyla ateş ile oyun olmaz. Görüldüğü üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hayatı her yönüyle öğretecek söylemlerde bulunmuş. Dolayısıyla onun dokunmadığı, onun müdahale etmediği, bizim farklı farklı davranabileceğimiz, mübah alan dediğimiz genişlik durumu hariç, onun dokunduğu yerler önemlidir. Bu açıdan evimizin içerisinde yanan bir ateşi tedbirsiz olarak bıraktığımızda, kendi canımızı, çocuklarımızı ve evimizi tehlikeye attığımız kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğüdüne dikkat etmeyişimizin de bir vebalini yaşarız. Çünkü Allah'ın Resulü, Cenab-ı Hakk'ın bize talim ve terbiyede bulunduğu ve Allah'ın rızasına giden süreci hayatın hangi alanında, hangi mecrasında olursa olsun öğrettiği bir şey varsa ciddiyetle ve dikkatle önemsemeliyiz. Bu bakımdan kap ve kacakların, yiyeceklerin söz gelimi, üzerlerinin açık bulunmasına karşı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir rivayette örneğin bir tavsiyede bulunuyor. Üzerlerini örtün, kapatın diye. Bu bakımdan bu hususları hayatımızda Resulullah'ın emri olarak tatbik ettiğimizde hem onun yararına, hayatımızdaki katkısına
tanık oluruz, bunu yaşarız, bunun faydasını görürüz. Hem de biz bu işlemi ve durumu Resulullah'ın tavsiyesi ve emri dolayısıyla yaptığımız için sevabına kavuşuruz. O bakımdan ben tedbir alıyorum zaten. Resulullah'ın bana bu açıdan bir tavsiyede bulunmasına hiç gerek yok misali, istikbar dolu bir yaklaşım ile değil, Allah'ın Resulü'nün öğütlediği bir şey varsa, o zaman öncelikle ve dikkatle onu esas alırım. Muhakkak orada benim için son derece yarayışlı, hem dünyam hem ahiretim açısından faydalı sonuçları olabilecektir. Ümidi dahi son derece kıymetlidir. Çünkü o Cenab-ı Hakk'ın alemlere rahmet olsun diye gönderdiği ve bizim de ona kulak verdiğimiz ve onun örnekliğine dikkat ettiğimiz ölçüde o rahmetten nasiplendiğimiz zatın ta kendisidir. Bu okuduğumuz rivayet muttefakun aleyh bir rivayet. Yani hem İmam Buhari'nin sahihini aldı, hem İmam Müslim'in sahihini aldığı hadislerin adeta kaymak tabakası diyeceğimiz birinci dereceden kuvvetli sahih bir rivayettir. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz efendim. Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir. Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu's-Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm sünnete ve adaba uymak bölümü. Sıradaki hadisimiz anhu, yani an Ebi Musa, Ebu Musa'dan radıyallahu anhu, Allah kendisinden razı olsun. Kale, dedi ki kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki اِنَّ مَثَلَ مَا بَعَثَنِيَ اللّٰهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ Allah'ın beni gönderdiği ve benimle beraber size gönderdiği hidayet ve ilim كَمَثَلِ غَيْثٍ bir yağmur gibidir. أَصَابَ اَرْضًا bir toprağa isabet etmiş فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ bu topraktan bazısı iyi, güzel toprak, verimli toprak, kabiletil ma'a, suyu kabul etmiş, içine çekmiş. Bazı topraklar böyledir, yağan yağmuru içine alır, emer. Sonra da fe'enbetetil kele'a vel uşbel kethira, bu emdiği yağmur sularıyla bol çayır ve ot bitirmiş. Bu bildiğimiz bir sahne, bildiğimiz türden bir toprak, suyu emen tarla toprağı gibi ve ondan güçlü şekilde ot, çayır, bitki veren toprak cinsi. Allah'ın Resulü bu betimlediği sahneyle bize ne demek istiyor? Bu da onun eğitim ve öğretim yanını yansıtan, buradaki becerisini dikkatimize sunan bir yaklaşımı ve Resulullah buna da sık sık başvururdu. Yani teşbih ettiği, benzettiği, insanların hayatlarında zaten bildikleri olgular üzerinden mesaj vermek. Şimdi bize tanıdığımız, bildiğimiz ve hayatımızda nasıl
gerçekleştiğini, yaşadığımız bir husus, böylesi bir toprak gerçekten yağmur sularını emen, sonra güçlü bitkiler veren toprak cinsi. Peki bununla ya Resulallah bize ne demek istiyorsun? Allah'ın Resulü buyurdu ki bu bir tanesi. Şimdi bir böylesini aklınızda tutun. وَكَانَ مِنْهَا اَجَدِبُ Bir de bazı toprak cinsi var ki sert. اَمْسَكَتِ الْمَاءَ Suyu tutan cinsten. Dolayısıyla içine çekmiyor, suyu yüzeyinde tutuyor. Bir kap gibi adeta. Plastik bir kap gibi düşünün. Suyu çekmiyor, üzerinde suyu gölleştiriyor. اَمْسَكَتِ الْمَاءَ Bu suyun göl olduğu, biriktiği yerde ne oluyor? Deminkinde otlar, çayırlar bolca topraktan çıkıyordu. Peki suyun biriktiği yerlerde ne oluyor? Bu biriken sular da فَنَفَعَ اللّٰهُ بِهَنَّاسِ Allah o sularla insanlara yarar sağlıyor. Geliyorlar فَشَرِبُوا مِنْهَا O sulardan içiyorlar. Şu içtiğimiz baraj suları, efendim toprak üzerinde biriken suların bizim yararımıza, gerek şehrin şebekesine, gerek tarlalara dağılan sular bunlar. Bütün topraklar suları içine çekseydi, o zaman yüzeyde hiç su bulamazdık. Cenab-ı Hak öylesini de yaratmış, böylesini de yaratmış. Bir kısmı içini çeker ve çektiği sular ile bitki verir, mahsul verir, bir kısmı da üzerinde tutar. O da yararımızadır. فَشَرِبُوا مِنْهَا O suları içeriz. وَسَقَوْ O suları ile sularız. وَزَرَعُوا Böylece ekinlerimizi, bitkilerimizi suladıklarımızla yetiştiririz. Ya Resulallah, bununla ne demek istedin diye merakla anlamını beklerken dedi ki bunu da aklınızda tutun. Bir üçüncüsü de وَأَصَابَ طَائِفَةً Bir üçüncü toprak cinsi de var ki وَأَصَابَ طَائِفَةً مِنْهَا اُخْرَى Bir diğer cins bu. اِنَّمَا هِيَ قِيَعَانٌ Orası kayalıktır. Öylesi kayalık bir zemin ki orası. لَا تُمْسِكُ مَاءً Suyu tutmaz. Öyle tutacak bir kapasitesi yok. Kayalık çünkü orası. Öyle bir hacim oluşturmuyor. وَلَا تُمْبِتُ كَلَاً Bitki, çayır, ot bunlar da yetişmez. Dolayısıyla yağan yağmurun hiçbir yararlı sonuca dönüşmediği biçimde bir arazi bu. Kayalık araziler. Böylece üç farklı türden zeminden söz etti Allah'ın Resulü. İlk ikisinden yarayışlı sonuçlar ifade etti. Üçüncüsü ise herhangi bir faydaya yol açmıyor. Peki ya Resulallah, bunları Allah'ın sizinle gönderdiği ilim ve hidayet açısından nasıl anlamalıyız dediğimizde şimdi karşılık gelen anlamlarını ifade ediyor. فَذَٰلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللّٰهِ İşte bunlar Allah'ın dinini fıkh eden, anlayan yani içselleştiren kimse gibi bu toprağın suyu içine alması, onu içselleştirmesi, yarara dönüştürmesi, mahsul vermesi, ilk toprak cinsi. Diğeri de وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِيَ اللّٰهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ Diğeri de benzer şekilde yararlanmış ve hem kendisi yararlandığı kadar başkalarının da yararlanması için imkan sunuyor. Yani suyu üzerinde tutabiliyor, daha fazla suyu üzerinde tutabiliyor ve bu suyla başkalarının ihtiyaçlarını gideriyor. Dolayısıyla ilmi öğrenip kendisi yaşayan ve ilmi öğrenip başkalarıyla da paylaşan örnekler bunlar. Üçüncüsüne gelince وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَٰلِكَ رَأْسًا Hiç buna yanaşmamış, ne kendisi bundan yararlanmaya ne de bu yararı başkalarıyla paylaşmaya. وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللّٰهِ الَّذ۪ي اُرْسِلْتُ بِه۪ Ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayeti kabul etmeyen tipte insanlar. Bu kesim de
son örnekteki kayalık arazi gibiler. Allah'ın ya rahmetinden üzerlerine bolca yağdığı halde hiç istifade edememiş olan kimseler. Bu onların lem yerfa biha ra'sen dediğine göre Resulullah bile isteye bundan kaçındıkları, bunu kendi hayatlarında yarara dönüştürmekten imtina ettikleri ve hatta başkaları da yararlanmasın diye suyu onlardan da esirgedikleri bir kesim bunlar. Cenab-ı Hak ayette vahum yenhevne anhu ve yenevne anhu. Hem başkalarını sakındırıyorlar hem kendileri de yanaşmıyorlar. Zaten bu karşı duran kesim tarih boyunca da böyle oldu. Kendileri istifadeye yanaşmadığı zaman başkaları da istifade etmesin istiyor. Kendileri istikamet üzere mazbut, düzgün bir hayat yaşamaya, böylece yaşarken hayatı Cenab-ı Hakk'a saygı dolu bir süreç olarak tamamlamaya gelmeyince başkaları da gelmesin istiyorlar. Bu kötülerin psikolojisi gibi, herkes kötü olsun, hiç iyi kalmasın düşüncesi gibi bir tahammülsüz düşüncedir. Bu bakımdan bütün peygamberlerde gördüğümüz durum, kendileri iman etmeyen kesimler başkalarının da iman etmesine engel olmaya kalkmışlardır. O bakımdan küfür hiçbir zaman tahammüllü, bireyin iradesine saygılı olmamıştır. O kendisini baskın ve dominant sayar, default olan, yani olması gereken durumun küfür olduğunu ve hayatın görünen yüzünün küfür esaslı olarak kurgulanması gerektiğini, birileri iman edecek Cenab-ı Hakk'a saygı duyacaksa bunu görünürde değil gizlide saklıda yapmaları gerektiğini düşünürler. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'a saygılı bir hayat seçiminin önünü almak, böylesi bir tercihi insanlara bırakmamak biçiminde etrafı baskılayıcı bir hakkı kendilerinde görürler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin karşısındaki küfür cephesi de böyleydi. Önceki peygamberlerin karşısındaki küfür cephesi de böyleydiler. İman edecekler varsa iman etsinler. Onlar öyle yaşamak istiyorsa buyursun öyle yaşasınlar demediler. İnsanlara bu özgürlüğü tanımadılar. Hatta bu çağrıda bulunan Allah'ın elçisinin çağrıyı yapabilmesinin, gerçekleştirebilmesinin de önünü kesmek istediler. Çünkü onlara göre kendi düşünceleri üstün ve hayatta geçerli olması gereken düşünce de bu. O bakımdan etraflarından insanların eksilmesine ve bir gün gelip bu üstün saydıkları düşüncenin toplumda artık kabul görmemesine tahammül gösteremedikleri için o esnada var olan nüfuzlarını ve güçlerini kullanıyorlar. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ. Hem insanları Allah'ın rahmetinden savmaya çalışıyorlar, hem de kendilerini bu rahmetten mahrum bırakıyorlar. Cenab-ı Hak dedi ki, أَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ كُفْرًا. Şu Allah'ın nimetini küfre tebdil edenleri görmedin mi? Yani Cenab-ı Hak onlara rahmetini göndermiş. Allah Azze ve Celle onlara müjdesini göndermiş. Cenab-ı Hak onlara iyiyi, en güzel imkanı ve en güzel sonucu açmış. Bu Cenab-ı Hakk'ın kuluna olan lütfu ve ihsanı, bir bakmışsın ki bu güzelliğe, bu muazzam iyiliğe karşılık kötülükle karşılık vermişler. Cenab-ı Hak dedi ki, هَلْ جَزَاءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانِ. İyiliğin, güzelliğin karşılığı İyilikten ve güzellikten başka bir şey olmamalıydı. Siz niye farklı davranıyorsunuz? Beddelu ni'metallahi kufran. Allah'ın nimetini küfre çevirdiler. En güzel ve en büyük fırsatı tersine döndürdüler. Cennet gibi muazzam bir ödülü cehennem gibi bir kötü ve bedbaht bir akıbete dönüştürdüler. İşte bu türden Cenab-ı Hak ile yüzleşmeyi, Rabbini tanımayı, sevmeyi ve saymayı,
asla kabul etmeye yanaşmayan ve koca bir hayatı bu inat üzere küfürle yaşayanların akıbetidir cehennem. O yüzden Cenab-ı Hak buyurdu ki, اَلْقِيَا ف۪ي جَهَنَّمَا كُلَّ كَفَّارٍ عَن۪يدٍ. Atın cehenneme her inatçı ve olağanüstü inkarcıyı, yani kaffar, Allah'ı tanımaya asla kapı aralamayan. Koşulları Cenab-ı Hak ne kadar değiştirse de, ibret alması için onu ne kadar indirse, kaldırsa, kuvvetlendirse, zayıflatsa, sağlık verse yahut hastalık verse, bir yerden artık vazgeçip Rabbini tanımaya yol bulsun diye rahmetiyle iyi yahut kötü, güzel yahut çirkin, sert yahut yumuşak bütün araçları kullanarak, soft yahut sert her türlü önlemi kulun kendine gelmesi için hayatta yaşatarak, hayatlar böyle ilerliyor. Hayat olanca zorluklarıyla ve değişkenlikleriyle sadece kendimize gelmemiz ve Rabbimize dönmemiz için yaşanır. Ama tüm bunları atlatarak her türlü ibret verici tecrübeyi yaşadığı halde Rabbini tanımamakta ısrar eden bir inatçı insan tipinden söz ediyoruz. Ne yazık ki insanların çoğunun böyle olduğunu Cenab-ı Hak bize haber veriyor. Dolayısıyla insanlar eğer yeryüzünün toprakları gibi olsaydı, çoğu topraklarımız demek ki kayalıklardan ibaret. İnen ilahi rahmetten ne kendileri yararlanıyorlar, ne de başkalarının yararlanmasına imkan tanıyorlar. Okuduğumuz rivayet, muttefakun aleyh bir rivayet. Yani hem İmam Buhari'nin hem İmam Müslim'in sahihine aldıkları birinci dereceden kuvvetli bir hadisi şerif. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz efendim. Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir. Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu's-Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm, sünnete ve adaba uymak bölümü. Sıradaki hadisimiz 163 nolu hadis. An Cabir'in radıyallahu anhu. Hazreti Cabir'den radıyallahu anhu, Allah kendisinden razı olsun. Kale dedi ki, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ. Benim misalim ve sizin misaliniz. Veya yeni tabirle, benim örneğimle sizin örneğiniz. Benim durumumla, yani benim halimle sizin haliniz. Biliyor musunuz? Neye benziyor? مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, yine eğitim ve öğretim tekniklerinden birini muazzam bir şekilde uyguluyor. Misali kendi durumuyla alakalı ve muhatabı olan, ki bütün insanlığı muhatap alıyordu. Dolayısıyla biz de bu hitabın içerisindeyiz. Çünkü Cenab-ı Hak ona inni Resulullahi ileykom cemiyan dedirtti. De ki ey insanlar, ben Allah'ın hepinize gönderdiği bir Resulüm, elçiyim.
Dolayısıyla Resulullah'ın elçi olarak misyonuyla muhatabı olan bizlerin insanlar olarak halimiz neye benziyor? Kemetheli raculin, bir adamın durumuna benziyor. Avkada naran, ateş yakmış. Feceal'el cenedibu vel faraşu yakane fiha. O yaktığı ateşin etrafında pervane böcekler, kelebekler gelip gelip içine düşüyorlar. Ve huve yedubbuhunne anha. Bunu fark edince adam onları oradan uzaklaştırmaya çalışıyor. Düşmesinler, ateşin içerisine girmesinler, yanmasınlar diye. Şimdi bu sahne bildiğimiz bir sahne. Yani nerede ateş yakan, hele hele gece vakti karanlığın ortasında bir kimse olursa bakar ki ateşin etrafında, ateşin o ışığına tutulan kimi böcekler, kimi kelebekler gelip yaklaşıyorlar. Yaklaşınca bir taraftan ışığın cazibesinin etkisiyle ama farkında olmadan diğer yandan da yakıcılığının ve ısısının etkisiyle yanıyorlar. Ateşe yakınlaştıkça bu onların sonu olabiliyor. Buna yol açmamak için insanlar o esnada onları uzaklaştırmaya, ateşin başından savmaya çalışırlar. Bildiniz mi bu sahneyi? Bildik ya Resulallah. İşte oradaki adam gibiyim ben. Ve ene ahizun bi hucazikum anin nari. Ben de sizi ateşten uzaklaştırmaya çalışan, her birinizi belinizdeki bağlardan tutup ateşe düşmenize mani olmaya çalışan adam gibiyim. Ve ene ahizun bi hucazikum anin nari. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'ye karşı masiyetten, onunla ilişkimizin bozulmasından, Cenab-ı Hakk'a düşman kesilen bir hayat tarzı içerisinde kaybolup, hayatı kötü yaşayıp, Cenab-ı Hakk'a bu kötü bir hayat üzere dönmekten, Allah'ın Resulü bizleri uyandırmaya, kendimize gelmemizi sağlamaya, yaratan kudret ile yeni bir başlangıç yapıp barışmaya, ya Rabbi dedirten o güzelim başlangıçlar ile kulun artık hayatını mazbut yaşamaya, adalet üzere yaşamaya, bu adalet hem Cenab-ı Hakk'a karşı saygılı, hem Cenab-ı Hakk'ın yarattığı diğer kullara, yani yataydaki ilişkilerimiz, onlara karşı da saygılı bir kıvama gelinceye kadar iyileşmeye ve güzelleşmeye davet eden bir Yaradan'ın rahmetinin eseri olarak aramıza gönderdiği bir elçi. Çünkü böyle olunca Allah'ın rahmetiyle hayat güzelleşir, hayat güzelleşince de ölüm güzelleşir, ölüm güzelleşince de vuslat, yani Cenab-ı Hak ile buluşma güzelleşir. Nitekim orada cennete çağrılanlar güzel hayatları dolayısıyla çağrılırlar. Melekler onlara selamun aleykum, cennete teşrif ederken iyileri dediler ki size selam olsun, tıbtum, güzel yaşadınız. Dolayısıyla güzel yaşamak güzel sonuca yol açar. Tıbtum, güzel yaşadınız, güzel bir hayat çıkardınız. Fedhuluha halidin, şimdi sonsuz olarak, artık öyle geçici varlıklarla değil, sonsuz varlıklar, onlar halidin, sonsuz varlıklar olarak ebedi cennete buyurun denildi onlara. O bakımdan hayatımızı güzelleştirebilmemiz, iyi ve sağlıklı yaşayabilmemiz, Cenab-ı Hakk'ın bize emaneti olan bu hayattaki imkanları doğru değerlendirebilmemiz ve sahibe karşı saygısızlık etmekten imtina etmemiz hayatı güzel bir hayat çıkarmanın esasıdır. Dolayısıyla Resulullah bize daha hayat içerisinde doğru ve düzgün bir hayatı öğretecek bu din ile gönderildi. O yüzden icabet etmek, onun çağrısına kulak vermek, hayata tutunmak gibidir. İstecibu lillahi ve lirrasuli izâ da'akum limâ yuhîkum. Cenab-ı Hak Allah'a ve Resulüne icabet edin. Sizi, size hayat verecek şeylere çağırdığı zaman buyurdu.
Dolayısıyla hayata tutunan kimseler bile isteye kendisini ateşe atmaktan koruyan kimselerdir. Resulullah aramızdaki ilişkinin böyle bir ilişki olduğunu söyledi. Dolayısıyla bizi esirgeyen, bizim hem bu dünyada iyiliğimizi isteyen, hem ahirette o sonsuz mutluluğa kavuşmamızı isteyen bir esirgeyen tavır ile hareket ediyor. Sizi böylece ateşten kurtarmaya çalışan bir haleti ruhiye içerisindeyim. Dolayısıyla Resulullah'ın bu psikolojisini, yani insanların Rabbi ile doğru ilişki kurup Cenab-ı Hakk'ı tanıyıp kulluklarını güzel yaşayıp ve güzel sonuç elde edebilmeleri için içten gelen bir aşk üzere bu görevini ifa ettiği anlaşılıyor. O yüzden kabul etmeyip bile isteye ateşe düşenleri Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üzüntüyle karşılıyordu. Bu üzüntü içerisinde o kadar büyüdü, büyüdü ki gün geldi Cenab-ı Hak, sen bu üzüntünle böyle giderse iman etmiyorlar diye kendini helak edeceksin dedi. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَد۪يثِ اَسَفَ Yani esefinden ötürü, üzüntünden ötürü iman etmiyorlar diye böyle gitgide kendine kıyacaksın. Dolayısıyla Resulullah'ın ateşe düşen pervaneleri, kelebekleri, oradaki böcekleri koruyan adam misali nasıl can havliyle davrandığı, nasıl insanları Hakk'a hidayete kılavuzlayabilmek için elinden geleni yaptığına dair hem ayetler Cenab-ı Hakk'ın kelamı tanıklık ediyor, hem de Resulullah kendisi kendi durumunu bize böyle ifade etmiş. Ve sonra demiş ki, وَاَنْتُمْ تَفَلَّتُونَ مِنْ يَد۪ي Sizse elimden kaçıyorsunuz. Tıpkı o haşereler gibi, kelebekler gibi, ateşe olan tutkuyla gidip yanmaya doğru kendinizi atıyorsunuz. Buradaki teşbihte duygularımızın şehvet gibi, dünya hırsı gibi, mal, makam, mevki arzusu gibi, itibar, şöhret, beklentisi gibi, bunların peşine, bu tutkuların ardına düştüğümüzde gerçekliğimizi kaybettiğimiz, akletmekten uzaklaştığımız ve hem bu dünyada bize zarar verecek hem de ahiretimizi bedbaht edecek bir sonuca yol açtığımıza dair de satır arası güçlü bir mesaj var. Çünkü biz duygularımızın, arzularımızın değil, akleden kalbimizin, Hakk'ın peşine düşmeliyiz. Doğru ve yanlış temelli olarak kararlarımızı almalıyız. Yoksa duygularımızın ardına düşer, kararlarımızı duygularımızın peşinde alırsak, duygularımız bizi Hakk'a, hidayete ve gerçeğe iletmeyebilir. Cenab-ı Hak dedi ki, "Asa en takrahu şey'en." Bir şeyden hoşlanmazsınız, yani duygularınız dolayısıyla. "Ama ve huve hayrun lekum." O sizin için iyi olabilir. Söz gelimi, savaşmak insanların hoşlanmadığı bir şeydir. Duygularımıza el vermez. Ama Cenab-ı Hak dedi ki, قُتِلَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ Size farz kılındı ama hoşlanmadığınız bir şeydir. Söz gelimi. O bakımdan hoşlanmak yahut hoşlanmamak doğru ve yanlış sonuçları vermez. Bazen hoşlanmadığımız şeyler bizim için hem dünyada hem ahirette yararlı olabilir. Onu deşifre etmek için Allah Azze ve Celle bize kalp vermiş. Kalp dediğimiz organımızla aklederiz. Akledip doğru yanlış temelinde olaylara bakarız ve kararımızı öyle veririz. Kendilerimizi duygularımızın esaretine bırakırsak, işte o tutkuyla ışığın ardına düşen kelebekler gibi kendimizi ateşe atmış oluruz. Halbuki akleden insan, duygularını kontrol eden ve aldığı kararları doğru ve yanlış temelinde duygularından arındırarak muhakeme eder, değerlendirir. Doğrusu hoşuna gitse de doğru olsun yeter ki onu gerçekleştirir. Yanlış da çok sevdiği, istediği bir şey de olsa, eğer yanlış ise ondan da uzak durur. Hayatın imtihan kurgusu Allah Azze ve Celle tarafından böyle tesis edilmiştir. Bu parazit
hislerimiz ve duygularımız bizi kötüye çağıran meyillerimizdir. Ama bunlardan aklederek Cenab-ı Hakk'ın rızası uğrunda Hakk'a, istikamete, hidayete, doğruluğa yönelimimiz ise irademizin duygularımıza rağmen gerçekleştiği ve bu o kadar anlamlı ve değerli olduğu bir süreçtir. Dolayısıyla Resulullah'ın çağrısına, çekimine ve büyüleyici etkisine rağmen dünyadan ve dünyadaki kötülüklerden uzaklaşıp istikamet üzere mazbut, helal dairesinde bir hayat yaşamak kişinin hem dünyasını mutlu, mesut ve bahtiyar kılar hem de ahirette ona artık kısıtların, sınırların, yasakların olmadığı sonsuz ve kalıcı bir saadeti sunar. Ravahu Muslimun. Okuduğumuz rivayeti İmam Müslim sahihinde rivayet etmiş. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz efendim. Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.